Aysun Özde, başka şeylere hoş geldiniz. Evet, çok güzel bir İstanbul'un Eylül akşamında ve benim çok sevdiğim, hatta kendi bilmiyor ama uğurum olduğuna da inandığım genç sanatçımız ama çok başarılı işler yapan sanatçımız Emre Yusufi ile birlikteyiz. Emre bu sefer ters köşe bir iş yaptı ve Volvo ile Sound of Volvo kompozisyonuna imza attı. Evet Emre, uğur meselesine sonra geliriz ama tamam. Ters köşe demekle sence haklı mıyım? Çünkü biz seni Herkül heykellerinde tanıyoruz. Evet. Ve sen bu sefer bir müzik kompozisyonuyla karşımıza çıktın. Evet, evet, Nilperi ile yaptığın o salgın döneminde, pandemi döneminde o tiratların altına yaptığın müzikler var. Onları da çok keyifle dinledik tabii ki ama yine de böyle bir proje beklemiyordum ben açıkçası. Evet, öncelikle beni genç sanatçı olaraktan tanıttığın için çok teşekkür ederim. Ama onu yanlış anlamadım. Yok, yanlış anladım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Uğur'un olduğun konusuyla da alakalı bilmiyordum, öğrendim, çok hoşuma gitti. Vallahi evet, yani ters köşesi bu işin şu, yani evet, benim hayatta müzik hep vardı zaten, çok uzun yıllardır vardı. Müzik gruplarım vardı, ben kendim böyle amatör sayılacak bir prodüktörlük yapıyorum diyeyim. Sevdiğim arkadaşlarımın müziklerini yapıyorum, kendi bestelerim var, bestelerimiz var, evet. Aktif bir müzik grubum var. Ama tabii bu benim para kazandığım bir iş değil. Yani ve o yüzden kendime de müzisyen diyemem. Ya ama müzikle keyif için yapıyorum. Evet, yani güzel ekipmanlarım, iyi bir stüdyom, müzik adına olabilecek her şey var ama aslında bayağı da yatırım yaptın. Çok evet, yatırım çok. Ama bunu keyfi bir yerdeyim yani. Hani hep öyleydim. Bu tabii o keyfi yerdeyken işte ilk defa bu pandemi döneminde Elektromonolog adında Nilperi ile yaptığımız iş sonrası belki biraz ya bu adam galiba müzikle de uğraşıyor gibi bir şey ortaya çıktı. Akabinde de biz Volvo markasıyla yan yana geldiğimizde açıkçası ben hani toplantıya gittiğimde yani bildiğim yerden gelecek zannediyordum konu yani. Hani bildiğim yer ne? Ben yani heykelle uğraşıyorum. Sanat, yani bizim plastik sanatlarla uğraşıyorum. Oradan gelir herhalde dedim. Dediler ki yok, biz senin müzisyen tarafında ilgileniyoruz ve aklımızda sana böyle bir proje yaptırmak var. Yapabilir misin dediler. O yüzden de ters köşe oldu tabii. Yani benim açımdan ters köşe oldu. Ama sonuç güzel oldu. Yani sonuç herkesi mutlu etti yani. O yüzden çok mutluyum ben de. Evet. Bir kere çok enteresan bir proje. Evet. Bir otomobilin ve en güvenilir otomobil markası olarak ün yapmış. Evet. Hepimizin öyle kabul ettiği. Bir de herkesin hayallerini de süsleyen Volvo. Doğru. Otomobili. Özellikle de XC90'ın sesleriyle. Yani otomobilin çıkardığı, XC90'ın çıkardığı seslerden bir kompozisyon yapıyorsun. Ki bu herhalde dünya üzerinde çok örneği olmayan bir şey. Yani bu da çok riskli değil mi ya? Hani neticede bir Emre Yusufi markası var, hani yok kendini ya. De riske atmadın mı ya? Ne dersin? Ya biz çok tabii olarak bir şey, yaratıcı bir işte uğraşırken tabii doğal olarak önce referanslar var mı diye de bir bakarsınız. Şimdi baktığımızda bu Volvo markasının globalde başka bir yöntemle yaptığı ve buna yakın bir iş var. Evet ama yöntem farkı o kadar büyük ki o yüzden tabii biz kendi yöntemimize yakın niyetlendiğimiz şeyin referansını çok bulamadık açıkçası. Yani azdı ya da yani. Haliyle de bu da bizi biraz daha böyle sınırlarımızı zorlamaya tabii itti. Bakalım dedik. Açıkçası bu iş bana brief olarak geldiğinde şunu demedim yani. Yaparız demedim yani. Dedim bir ki herhalde. Bir bakalım dedim. Evet, gerçekten evet, ilk kelimem evet, buydu yani. Bir bakalım. Ben de bir konuşayım. Benim de bir yaratıcı ekibim var. Böyle beraber kafa yorduğumuz insanlar var. Fikirlerine güvendiğim. Bir beraber bir düşünelim. Ben size bir geri dönüş yapayım dedim. Sonra dedim ki deneyelim. Hala yaparız dedim bu arada. Hala temkinlisin. Temkinliyim. İşte az önce bahsettiğin şeyden dolayı dedim geç. Çünkü insan eksik bir şey yapmak istemez yani. Burada insan tabii şunu ister. Yani hakkını verelim. Yani çok önemli. En önemli şey hakkını verelim. Doğru bir şey olsun. Tabii bu yapı, yani bizim bu projemiz iki bacaklı bir yapı. Yani bir, biz bu işin seslerinden üreteceğimiz müzik, tek başına müzik yetmiyor. Bir de bunu nasıl sunduğumuz tabii çok önemli. Bu ikisi de hakikaten yani ekip de çok kuvvetli ve çok güvendiğim iki arkadaşım baştaydı. Ve onlarla yan yana geldik. Müzik konusunda Mehmet Yarınona ve görselde de Necmi Deniz Akıncı birlikte çalıştık. Bunlar benim yakın arkadaşlarım zaten. Bir şey vardır yani,
kapı gıcırtısına oynamak ya da kapı gıcırtısından hani müzik yapmak falan diye. Evet. Aslında biraz oraya da yaklaştın çünkü kapı sesinden alarm sesine kadar yani Volvo otomobilinin XC90'ın çıkardığı her yani 40 ses mi demiştin? 35 falan. 35 sesi, civarında şey. Sesi o kompozisyonun içine dahil ediyorsun. Yani nasıl bir şey olduğunu tabii hayal etmek de kolay bir şey değil. Bir de sen buna imza attın. Ya, aslında dert şuydu burada. Şimdi biz mesela bu sesleri kaydediyoruz. Tabii. Kaydederken şunu yapmıyoruz ama bunu burada kullanırım, bunu burada kullanırım demiyorsunuz doğal olarak. Tabii. Öncelikle doğru kaydetmenin yöntemi. Şimdi sesleri doğru kaydediyoruz. Bir yandan da kaydederken cep telefonuna bu ses nereden çıktı? Çünkü bazı sesler birbirine benziyor tabii şimdi. Tabii. Şimdi mesela start stop tuşunun işte çevirme butonuyla işte yani atıyorum camı indirmek için kullandığınız butonun sesleri birbirine yakın ama evet. Aynı değil. Aynı olmaması müzikal bir zenginlik katıyor ama biz onları kaydederken hep böyle cep telefonuyla belgeleyerek kaydettik. Bu niye lazım? Şimdi biz sesleri alıp stüdyoya girdiğimiz zaman kafamıza göre bir beste yapacağız belki. Onu böyle doğru şekilde oturtacağız, akışında bir şey çıkartacağız ama bunu sonrasında görsele dökerken Bu neydi, ne zaman geldi, evet. Bu ses nasıl şimdi falan gibi bir başka akış başlıyor. Evet. Filmde şöyle bir şey de var. Film sadece işte adam geldi ve müzik yaptı gibinin ötesinde bir de bir hani bir benim basitçe ne, kısaca ne bir hayal, bir günümden bir kesit gibi. Evet. Aslında lineer bir akış var. O akışın içerisinde ilham alıp, araçtan ilham alıp müzik yapma ya dönüşmek diye bir bir şey var. Evet. Ben işte sabah kalkarım ve kahvemi içerim ve yoluma bakarım dille başlıyor ve ondan sonra diyorum ki ya bu burada bir ilham alıyorum ben doğaya kaçayım falan dediğimiz bir iş oldu yani evet. Ve doğada o müziği yapmaya devam ediyorum yani. O zaman bir kahve alalım mı? Olur, kahve tabii, deyince. Hadi alalım. Hadi. Tamam. Okey, süper. Şurada. Ben sana buzlu kahve söyledim. Süper. Sever misin? Çok severim. Bayağı da iyi geldi. Evet, değil mi? Bu İstanbul'un en güzel zamanları Eylül. Bize acayip, iyi gelecek. Acayip timing. Süper. Kahve çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tam İstanbul manzarasıyla. Ya, inanılmaz iyi hakikaten. Ya evet. Yani gerçekten çok iyi. Gerçekten. İstanbul başka. Bir de şansımıza hava da çok iyi. Hava güzel. Hatta ben bu kadar sıcakta beklemiyordum. Eylül'e göre sıcak bir yaz geçirdik. Eylül'de evet. Aynen sıcak devam ediyor bu arada. Evet, bu çok farklı bir proje. İçerisinde Volvo'nun sesleri var. Benim XC'yi kullanırken yani bütün sesler çok iyi, insanı hiç rahatsız etmiyor. Zaten müthiş bir ses sistemi var. Müzik dinlemek, her seferinde bindiğimde konser dinliyorum. Son sesi de açıyorum. Aynen öyle. O fark çok açık ve net ortada. Ama mesela Volvo sesleri deyince şeyi düşündüm. En çok korktuğum ses hangisi? Şimdi acayip bir kamera var tabii. Park etmek inanılmaz rahat. Evet. Benim bile yani. Doğru. Ben park özürlü biri olarak çok rahat park edebiliyorum. Ama o kırmızıya geldiğimizdeki o ses var. Bir de... O ses var mı? Bir de şey var. Çarpışma sinyali diye bir ses daha var. Evet. Ama onu çıkartma şansımız yok. Çünkü onu araçta hakikaten buna... Yani hem yolda gitmemiz gerekiyor hem de gerçekten böyle bir durum olması gerekiyor. Bak. Bu da İstanbul'un sesi tabii. İnanılmaz. Vapur sesi. Vallahi ne güzel ses. Evet. Bunu daha buradan da yürü işte başka bir şey yap. İşte şunu diyecektim ki bu çarpışma sinyali sesi de önemli şey bir ses. Yani hakikaten anca o anda çıkıyor. Evet. O yüzden öyle bir ses kaydettim. Ya ben hiç duymadım çok şükür. Yok. Ben bir kere duydum, o da benimle alakalı değil. Başka bir araç size böyle çarpışma ihtimali yaratırsa mesela sol şeritten biri geliyor evet. biraz tekinsiz geliyor. Sizi biraz hafif sağ alıp o sinyali çıkartıyor mesela. Aracın böyle bir otonom sistemi de var. Evet. Sound of Volvo, Emre Yusufi işbirliği çok güzel. Ama tabii hemen şeyi de merak ediyoruz. Herkül'lerin devamı gelecek mi? Ha, değil mi? Bu ara Kaos diye bir dizi var. İnanılmaz bir dizi. Kaos'u izlerken aklıma sen geliyorsun. Çünkü çok iyi. Herkül... Çok iyi. Çok iyi. Neticede o mitolojiden gelen dizinin. Sen izliyor musun bir kere? Bir kere bitirdim. Evet. Hemen bitirdim. Evet. Kaos'tan önce enteresandır. Bir tane de Arnold Schwarzenegger'in bir tane reklamı da var. O da aynı mantıkta bir reklam. Benim hoşuma giden şey şu. Ben bu mitolojiyi aslında mitolojik karakterleri kullanarak hayatın içerisinde modernize etmeyi, onu modern hayatın içerisinde konumlandırma fikri eski bir fikir. Evet. Yani bilmem ama öncüsü olduğumu düşündüğüm fikirlerden. Yani kronolojik olarak benden daha önce bunu birileri yapıyordu. Benim araştırmama göre yoktu peki. Ha. Yani öyle diyeyim size. Varsa da kusura bakmasın. Ama ya çok duymadığımız bir şey evet, değil. Yani, evet yani aynen. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Böyle bir fikrin bu kadar büyük yapımlarda, bu kadar büyük oyuncularla
yoksa? Ya inanılmaz. Ha, şuna şey yapıyor. Ama orada bir tehlike yani var herhalde. Evet, diyor. Evet. Aynen. Çık artık diyor hakikaten ya. Evet, İstanbul'un sesleri de dahil oldu evet. Röportaja. Bu da güzel oldu ses konuşurken. Yani bu kadar büyük yapımların benim o fikrimin etrafında dönmesi, bunu tabii yani benim fikrim derken şöyle benim de içinde bulunduğum fikrin evet. etrafında dönmesi aşırı mutlu etti beni yani. Ve de haliyle şöyle bir şey oldu. Evet işte ya böyle bir şey zaten yani tam olarak evet, dedim yani. Evet. Ve açıkçası o diziden sonra ilham aldığım şeyler oldu. Hı hı. Bu bende yeni bir takım açılımlara da sebebiyet verdi. Zaten bir süredir daha önce yapmadığım kadın figürleri de işin içerisine eklemek, daha farklı figür ve daha farklı mitolojik, daha farklı karakterleri eklemek içine girmiştim zaten. Bunları hayata geçirdim. Hera falan mı geliyor, ne geliyor? Ya aslında biraz böyle, sadece böyle biliyor musun, sadece Yunan mitolojisi yok aslında. Yani, tabii bizim de çok ciddi bir mitolojimiz evet, var ben, aslında. Ben mesela kıyafet. Biraz daha böyle Roma mitolojisi üzerinde de biraz bir şeylere baktım. Orada Roma da, güzel, da bizim. Keyifli keyifli işler var yani. Gerçekten güzel konular var. Güzel konular buldum. Evet. Oradan güzel karakterleri hayata geçirdim. Ve de onları gerçekleştirip aslında belli evlere de yerleştirdim bile yani. Şimdi değil bu güzel. Diziden sonra da daha eğlenceli bir kanal açıldı bende. Aa, çünkü ben klasiğe yakın bir yerdeyim ama şöyle düşündüm. Bak ne kadar yani ben biraz daha klasik kalmışım mesela. Daha da modern olabiliyor evet, aslında evet, yani. Daha fantastik bir hale gelebiliyor. Öyle bir Poseidon, öyle evet, bir Zeus olabiliyor evet, yani. Çok hoşuma gitti bu durum ve oradan alaraktan şimdi yeni bir şeyler çalışıyorum aslında ben de yani. Vallahi heyecanla bekliyorum. Evet, renkli renkli şeyler geliyor. Yakında çok görecek miyiz? Aslında tatlı tatlı storylerde paylaşıyorum şu anda. Biraz hani biraz da insanlardan aslında bir feedback bekliyorum. Evet. Yani ne oluyor acaba? Yine soruyor. Hayırdır abi diyorlar yani şu anda. Bakın bakın diyorum bu aralar. Yani bir şeyler yapıyorum ben işte. Ortaya atıyorum ben. Bir gün hayata geçer fiziksel olarak diye düşünüyorum. Evet. Tabii kadın deyince Volvo'nun da kadınlarla Volvo'nun alakalı bir özel bir durumu var. Evet, evet, ha, evet. Yani sonuçta Volvo sürdürülebilirlik projeleri, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda. Yani diyeceksin ki bu markayı nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Ocean Race'lerden pek çok evet, sanatla ve doğayla buluştukları etkinliklerde çok birlikte oldum. Dolayısıyla hep öncü bir tarafları oldu. Sürdürülebilirlik konusunda da öyle. Ya yani evet, İstanbul Caz Festivali'ne destek oluyorlar ama sürdürülebilirlik hedefleri de çok enteresan. Şundan dolayı özellikle dikkatimi çeken konulardan bir tanesi EVA projesiydi. Hı. Şimdiye kadar otomobillerde güvenlik testleri yapılırken hep evet, Amerikan askerinin vücudunun ölçüleri kullanılarak yapılıyormuş. Evet. Crash testlerden bahsediyoruz, evet, çarpışma testlerinden bahsediyoruz. Evet, çarpışma testleri. Fakat Volvo demiş ki ya bu böyle olmaz. Bu gerçekçi değil demiş aslında. Gerçekçi, aynen, orada hiç data değil. Gerçekçi data değil demiş. Ondan sonra ne demiş, devam istersen. Sonra ve kadın mankenlerde kullanarak evet, şimdi o testler yapılıyor. Evet. Çünkü Volvo'nun bence çok önemli, sürücülerinin çok önemli bir kısmı da kadın zaten. Zaten. Bir kere çok güvenli olduğu için ilk akla gelen kadınların böyle kadınlar çünkü şeydir, garanticidir. Ama aslına bakarsan konu bu sürücülerin kadınlardan oluşmasından öte biraz daha realistik bir datayı da elde etmek istiyorlar. Çünkü günün sonunda gerçekten güvenlik konusunda tam anlamıyla buna takık bir firma yani. Hani evet, düşünürsen çok, yani. Tabii. Benim de bildiğim gördüğüm yeni bir görsel var. Bayıldım görsele. Tarihini hatırlayamadan söyleyeceğim ama eğlenceli olduğu için söylüyorum. Biliyorsun Volvo aslında dünya otomotiv sanayisine emniyet kemerini kazandırmış bir markadır. Aynen öyle. Patent ve herkese açmış bir marka. Evet, bunun da bir yılı var. O yılda da onu patentlemiş ama patenti açık yapmış. Herkes onu kullanabilsin diye. Yeni gelecek olan EX90 modelinin emniyet kemerinin metal tokusunun üzerinde o yıl yazıyor şu anda. Yani o ben öyle bir görsel gördüm, inanılmaz hoşuma gitti. Çok yani güzel. Öyle bir detay gördüm evet, orada yani. Daha sürprizler olacak mı? Yani biz seni sanatın farklı alanlarında, daha çok alanında görecek miyiz? Çünkü sen çağdaş bir sanatçısın ve çağdaş sanatçıların yani önünde sadece resim yapıyorsun, sadece heykel yapıyorsun, sadece müzik yapıyorsun diye kendini sınırlandırmıyorlar. Doğru söylüyorsun. Bu biraz aslında Rönesans'a da bir selam. Yani o zamanki ustalara bir selam gibi oluyor. Neticede hani sanatın doğduğu günlerde de sanatçılar o kadar kendini kısıtlamıyordu. Heykel de yapıyordu, resim de yapıyordu. Doğru. Mimari evet, bir taraftan. Şimdi böyle deyince tabii aklıma ne geliyor? Aslında yine belki biraz müziğe yine dokunan bir şey ama hani bir kere şey yapmak istiyorum galiba. Yani bir tiyatro oyununun mesela müziklerini yapmak istiyorum. Evet, çok güzel. Yani güzel olabilir öyle bir şey. Film? Film olabilir, tabii olabilir. Aslında ne bileyim belki de
Yani bir film yapımcılığı bile olabilir yani. İyi bir keşke iyi bir senaryo olsa. Zaten kız arkadaşım da oyuncu. Oyuncumuz da var zaten. Nilperi Şahinkaya'nın da kız arkadaşının da sana çok büyük katkısı olur. Birlikte de çalışmak keşke, ayrıca keyifli. Proje zaten çok da keyifliydi. Aynen. Onu belki tiyatroya, ki o da çok güzel bir oyunda oynuyor bu arada. Çok da başarılı tiyatro sahnesi. Yani o zaten onun alanı orası yani. Evet. O her sene onu bir oyunda görürüz. Yani şimdi yeni bir şey hazırlanıyor. Hı-hı. Belki o yeni hazırlandığı o yeni şeyde belki ben dahil olabilirim. Yani çünkü şey de istiyorum. Dekor, işte ışık mümkünse. Yani şimdi benim alanlarım değil gibi gözükse de tamam değil ama yani en azından yani benim için tasarımcılık çok geniş bir bakış açısı. Şimdi şunu da özellikle sormak istiyorum. Çünkü seni sanata yönlendiren, Herkül fikrinin ortaya çıkmasını ilham veren bir şehirdi. Florensa. Ben mimarinin sanatçıların hayatında çok önemli olduğunu zaten biliyoruz ve kabul ediyorum. Evet. Tüm şehirde yaşayanları yani tüm insanlar için mimari çok önemli. Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşadığımızdaki ne kadar muhteşem bir manzara ki son herhalde 25 senede bayağı hor kullandık bu şehri. Her zaman hor kullandık ama 25 yılda daha da hor kullandık. Bu şehir, bunun gibi şey, Floransa gibi, İstanbul gibi, Roma gibi şehirler çok etkileyici şehirler ve mimari acayip etkili ilham olması açısından. O yüzden onu da sorayım. Yani İstanbul'da olmak, İstanbul'da yaşamak ve senin sanatçı Floransa'dan sonra nasıl etkiledi? Yani çok etkileniyor musun şehirden? Yani şöyle, ben Floransa'da çok uzun kalmadım. Günün sonunda Floransa'da 3-6 ay falan gibi bir şey kaldım. Ama tabii şöyle genç bir yaşımda kaldığım için beni şekillendiren yaşlarda onlar. Yani şu anda dönüp baktığımda evet o zamanlardan aldığım ilhamla bir şeyler yaptığımın farkındayım. Bunu da böyle çok da planlayan bir yerden yapmıyorsunuz. İlham biraz öyle bir şey değil ya. Yani öyle gelir o. Nereden geldi? Aa evet buradan geliyor dersiniz yani. Ama ben hani bana mesela o zaman kal burada dendi. Ben de kalamam dedim çünkü bana aşırı yavaş geldi her şey. Yani hani ben İstanbul'dayım. İstanbul'dan sonra çok yavaş oldu. Abi nasıl olsun o iş yani? Yani ben buradan gelmişim oraya. Yani çok güzel. Çok güzel yani. Hani kaldığım yer güzel, ev güzel, okul güzel, meydanlar güzel, heykeller güzel. Aşığım zaten yani. Bir de o zamanlar elimde daha fazla skeç defteri var. Yani oturup çiziyorum her şeyi. Şimdiki bilgisayarda bu kadar şey yok yani. Öyle bir dönemdeyim. Tam böyle bohem sanatçı olunabilecek mükemmel bir yer. Ama ben modern dünyayı, bu hızı, bu kaosu da galiba seçtim. O da besleyici bir tarafı var ya. Onun da besleyici bir tarafı var. Var yani var. Onun da besleyici bir tarafı var. Belki de şöyle bir şey oluyor. Hani şey gibi düşünebiliriz bunu. Nasıl bir yurt dışına mesela Floransa'ya mesela bir haftalığında, 3 günde, 4 günde ya da yurt dışına Avrupa'daki herhangi bir yere 3-4 günde tatile çıktığınız zaman size bir his geliyor ya. Dedim ki varsın benim sanat eserlerime bakanlar da o hisse kapılsın. Yani o detaycılıkta, o mümkünse teknik kabiliyetle bu işleri yapmaya çalışayım dedim kendimce. Yapmaya çalışıyorum. Mümkün değil ama yapmaya çalışıyorum. Çok iyiler çünkü. Yani elinden geleni yapmaya çalışıyorum diyeyim. Ama yaklaştığımı düşünüyorum yani yaptığım işlerde. Yani en azından da insanların, yani burada yaşayan insanların orada görmeye alışık olduğu bir şey, buranın şartlarında ve buradaki bir sanatçı, burada doğmuş bir sanatçı yapıyor. Ve bu da unik bir şey, güzel bir şey. Ben de oralardayım açısı. Yani ben buradan besleniyorum. Evet. Oradan ilham alıyorum. Eski röportajlarının birindeydi galiba. Bohem hayatı seven ya da bohem hayat yaşayan biri değilim. Gri havalardan ilham almam. Ben enerji severim, hareket severim diyorsun. Hı-hı. Bazı sanatçılar evet dediğin gibi o şeyden, gri havalardan hoşlanabilir. Ama sen tam tersi. Biraz önce dediğin gibi bu şehrin enerjisi sana iyi geliyor. Evet ya bu şimdi gerçekten öbür yüzde yani o gri havalardan ilham alan yüzde biraz daha fazla açıkçası. Evet. Anlayabiliyorum. Çünkü hani gerçekten düşünürsen de çok da böyle keyfimizin yerine geleceği bir dünyada yok yani. Nereye baksan maalesef. İşler iyi gitmiyor yani. Zor bir zamana denk geldi. Evet yani ülkemize bakıyorsun yani yani söyleyeceğim şeylerin zamanı yok. Her zaman şunu söylediğim zaman yani her zaman şiddet, cinayet işte biliyorsun yani evet. Sokak hayvanları konu bitmiyor yani bizde de. Yani şimdi tabii doğal olarak bendeki refleks şu oluyor. Ya
ya bunların içerisinde bunlara bir tepki olarak bir şey söyleyeceğim ve de kavga başlayacak. Ya da şunu tercih edebiliriz. Ya ben bunu yapmayayım ama umursamaz olmayan, umursamazlıktan bahsetmiyorum tabii ki. Bunu yapmayayım ama ben başka bir şeylerde, yerlerde konsantrasyonu tutmaya çalışayım. Daha eğlenceli bir dünyada kalmaya çalışayım. En azından birileri de baktığı zaman bir tebessüm etsin, bir yüzü gülsün, bir böyle bir başka bir dünyaya gitsin. Şimdi benim olduğum alan bu. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani ya bu kadar olay oluyor, sen hala bir şey yapıyorsun oluyor. Bak burada konu var. Evet ama ben emin ol herkes kadar üzülüyorum, herkes kadar yazıyorum, herkes kadar çiziyorum ama ürettiğim şeyler de böyle olursa zaten kaosun ve karmaşanın içindeyiz. Bir de ben de orayı körüklemeyeyim. Benimki en azından daha eğlenceli bir yerde kalsın dediğim şey o. Şimdi de istersen evet, müzikten enerji alalım. Volvo XC90'a inelim. Tamam. Ve belki de senin en sevdiğin şarkıyı bir de Volvo'nun ses sistemiyle dinleyelim. Ne dersin? Okey, tamam. Benim en sevdiğim şarkı. Bakalım, tamam. Bakalım ne seçeceğim merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Tamam. Okay. O zaman kahvemizi de alalım. Evet Emre, evet. XC90'ın içindeyiz. Yani bildiğimiz yerde. Senin enstrümanın da bu. Vallahi öyle ya, gerçekten enstrümanımdı. Gerçekten her yerinden bir ses aldık. Şimdi bakıyorum da her yerinden bir ses aldık XC90'ın. Tabii burada pek çok ses var. Onu kullanırken daha iyi duyuyoruz. Evet. Ama tabii ben senin otomobilde ya da her yerde en çok dinlemeyi sevdiğin şarkıyı merak ediyorum. Ama bence kendi eserlerinden biri olsa çok güzel olur. Yani evet, aslında özellikle bu aralar dinlemekten çok keyif aldım ve hani madem müzikten bahsettik, madem dedik bu adam müzik de yapıyormuş, bari benim evet, bestem olan, benim derken bizim bestemiz olan grubumla, Contrapop adlı bir grubumuz var. 80'ler, 90'lar synthwave ve synthpop müziğini Türkçeleştirip, hı hı, Türkçe bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yol diye bir parçamız var. Yol, wow. Tam evet, da Volvo'ya evet, uygun. Aynen. Parçanın ismi de Yol. Onu açayım. Bakalım evet, çok seviniriz. Nasıl duyuluyor? Bir bakalım. Bakalım. Bir baksan ya aynadaki yansıma, birkaç sözüm var karşımdaki yabancıya. Ben yola çıksam ki yolculuk yapmayı çok severim. Evet. Yani güzel bir yol parçası olur. Kesinlikle yol, çok güzel bir yol, evet, parçası olur. O playliste evet, alırım. O zaman son olarak şunu sorayım. Tabii. Böyle yolculuk, yani Nilperi ile de seyahat etmeyi sevdiğinizi biliyorum. Evet, biliyoruz. Var mı öyle playlistleriniz? Ya mutlaka yolda şunu dinlerim. Nilperi'nin var. İnanılmaz. Allah'tan var onun yani. Benim çünkü... Yani ben böyle ben playlist insanı değilim. Hı hı. Aşırı karışık bir durum var. Yani ben Metallica'dan şeye atlarım yani Müslüm Baba'ya atlarım yani hani öyle atlarım. Oradan dönerim, ne bileyim David Bowie dinlerim falan filan yani karma karışık. Nilperi daha iyi bir şey var. Daha böyle güzel bir janralar var. Janra gidiyor yani böyle bir yerde böyle güzel bir... Daha istikrarlı bir... İstikrarlı. O yüzden ben böyle şey, ama mesela şöyle olabilir. Yolda hadi bakalım şimdi sana bir 90'lar potpourri yapayım dediğim zaman da hani Türkçe pop'tan çıkarım, Britney Spears'ten girerim falan gibi böyle karışık bir şey yapabilirim yani. Çünkü o alanlar benim kuvvetli olduğum alanlar. Eskileri biraz biliyorum yani. Yani herhalde şey o da yani dinlediğim her şeyden bir evet, olay alma derdinden karışık bir şeyim var. Nilperi'nin var ama. Nilperi'nin evet, iyi. Ama bu seni de besleyen bir şey, ben onu anladım. Yani evet, besliyor. Besliyor bence. Ama şey, yola çıktığımız zaman şöyle oluyor. Hangi araçta olursak olalım. Ben Bluetooth'umu kapatıyorum. Nilperi'yi bağlıyoruz, onun bağlıyoruz. Devam ediyoruz. Benim de kafam rahatlıyor böylece yani. Ama yolu çok beğendik. Çok mersi, çok teşekkür ederim.
yakında herhalde platformlarda olacak. Olacak olacak yani. İlk dinleyenlerden biriyiz herhalde. Şu anda evet ilk dinleyen siz evet. olacaksınız. Yani YouTube'da da ilk defa bizim programımız. Aynen öyle olacak. Yani şey artık biz hani bütün işlemlerini yaptığımız için 3-4 hafta sonra da gerçekten çıkacak. Bakalım. Evet. Onu ayrıca heyecanla bekliyoruz. Evet, evet. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Emre. 6 yıl önce bir kontemporary de tanışmıştık. Evet. Tekrar burada ve senin bu özel projende birlikte olmak çok keyifliydi. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Aysin Öz'de başka şeyler YouTube kanalımda da bana uğur getireceğini inanıyorum. Ya umarım ya. Sanki getireceğim gibi hissettim. Çok bana da çok iyi geldi senin enerjin. İyi bir sohbet oldu. Keyifli oldu baya. Evet. Ne güzel. Daha çok röportajlarda görüşmek üzere. Süper. Tamamdır. Evet. Unutmuyorsunuz like'lamayı ve kanalıma abone olmayı. Bu YouTube'un şu anından beri bunu söylemesem olmaz. Başka bir röportajda Aysin Öz'le başka şeylerde görüşmek üzere.